İçerisinde sizlere bu hususta ilgili bir açıklama yapmak üzere sizlerin kalbine davet ediyorum. Evet. Şimdi aldığımız bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bartın Amasra'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada 300 ile 500 metre arasında 51 vatandaşımız içinde kaldı. 14 tanesi sağ kurtuldu. Ancak şimdi aldığımız bir haber, 2 tane vatandaşımız şu anda vefat etmiş durumda. İçeride yaklaşık 40 kişiye yakın maden ocağı çalışanlarımız var. Tabii ki bizi bu çok üzdü. Bu güzel bir geceyi geçirirken böyle bir haber alınca hepimiz üzüldük. Ahmet kardeşimize de paylaşınca, bunu kendisine anlatınca o da Sayın Başkanım, tabii ki duygulandı. Biz nerede, ülkemizin hangi noktasında en küçük bir milimetre kadar olan yerinde dahi bir can acıması duysak, orada bir ızdırap duysak, bir acı duysak, bir keder duysak, orada bizim yüreğimiz patlar. Azerbaycanlı söyleşilerimizin der ki yüreğim patladı der. Dolayısıyla öncelikle maden patlamasında hayatını kaybedenlere, kıymetli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, millettaşlarımıza Rabbimden rahmetler diliyoruz. Ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve Rabbim inşallah daha büyük acılardan ve bizi korusun, milletimizi korusun, devletimizi korusun. İnşallah başka bir şey kalmış mı acaba madende? Evet, içeride 40'a yakın bir vatandaşımız hala kurtarmayı bekliyor veya ne durumda olduğu bilinmiyor. İnşallah onlar da sağ salim çıkar. İnşallah. Dua edelim. Dua edelim. Dua elbette neticeye ulaşmamızı Allah'ın inayetiyle sağlayacaktır. Dua edelim. Evet, başkanım, sizce bu durumda, de uygunsa, sizce de ne uygunsa, demek, ne demek? Eğer sizlerin de tabii böyle bir durumda anlayışlı karşılayacağınızı düşünerek konseri kesersek mutlu oluruz diye düşünüyorum. Ben bunu bir görev telakki ederim. Tekrar söylüyorum. Kalbimiz orada, kalbimiz Bartın'da. Kalbimiz Bartın'da. Ben de Sayın Başkanım'ın bu hassasiyetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Elbette ki her millet evladının yapması gerekeni yaptılar. Isparta'mızın bu günü bu şekilde dualarla neticelensin istiyorum. Dua edelim ki daha fazla maden şehidimiz olmasın. Efendim, inşallah Rabbim nasip ederse her şey onun nasibi ve tecellisiyle gerçekleşir. Biz Isparta'mıza yine geliriz. Kendinize iyi bakın. Rabbim sizi korusun ve yücelsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.